Yine bir video sorumuz var, görelim. Hocam, Allah'ın bizi sevdiğini, Allah'ın sevgili kulu olduğumuzu nasıl anlarız? Teşekkürler. Ne güzel bir soru hocam. Ne kadar güzel hocam. Nasıl test edelim kendimizi? Yani mesela Muhsin Bey Allah'ın sevdiği bir kul mu? Bileyim Mustafa Şahin Allah'ın sevdiği bir kul mu? Bunu nasıl anlarız? Kendimiz bunu nasıl test ederiz? Siz ne iyi söylediniz. Nasıl test edelim? Ben Allah'ın sevdiği bir kul muyum? Ya Musa Aleyhisselam öyle diyor. Ya Rabbi, sen kimi seviyorsun? Onu bize, bana bildir de ben de onu seveyim. Beni zikrediyorsa ben onu seviyorum. Allah. Beni zikretmiyorsa ben onu sevmiyorum. Allah. Hani demek ki bir, Allah'ı seven kişi sevdiğini itaat edermiş. Seven kişi sevdiğine itaat edermiş. Yani hem Allah'ı seviyorum diyorum ama itaat etmiyorum. Öylesi sadık olur mu? Bu iddia sadık değil. Seven kişi sevdiğini anarmış, ararmış, bulurmuş. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَث۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'ı çok çok anın ki mutluluğa eresiniz. Rabbimiz böyle buyuruyor. Demek ki Allah'ı seven Allah'ı çok anıyor. Allah'ı seven Allah'ın kelamı, Kur'an'ı da okumaya, dinlemeye can atıyor. Ütlül Kur'an'a vebku, Kur'an okuyun ve ağlayın. Allah Allah. Kur'an okuyun ve ağlayın. Sevgili Peygamberimiz Kur'an okuyor, ağlıyor. Kur'an dinliyor, ağlıyor. Niye bu ağlamanın anlamı ne? Biricik sevgilinin kelamı ya. Yani bu şuna benziyor. Bakın, asker Mehmet'in mektubu gelmiş. Fatma Hanım, ne diyor Mehmet? Anacığım, askerlik hoşuma gitti. Arkadaşlarımı, komutanları pek seviyorum. Fatma Hanım'ın gözünden yaşlar iniyor. Ya Fatma Hanım, oğlan iyilik haberlerini söylüyor. Sen niye ağlıyorsun? Ya o benim canım, ciğerim, gözüm, kuzum. Ben onun mutluluk haberlerine ağlarım ya. Fatma Hanım'ın komşuları ağlıyor mu? Ağlarsa anam ağlar, gayrisi yalan ağlar. Fatma Hanım'ın komşuları ağlamıyor. Fatma Hanım Fatma Hanım'ın mektubu varıyor. Mehmet arkadaşlarımdan ya gizlese de o da al. Niye? Onlar işte biri birindendir, anadır, kuzudur. Yani Rabbimizin kelamı işte yarı baki, yarı hakiki. Huve mevlakum fe ni'mel mevla ve ni'men nasir. Sizin dostunuz Allah. O ne güzel dost, o ne güzel yardımcı. Allah'ı seven Allah'ın kullarını da sevecek. Ya gülünü seven dikenli de sever. Gülünü seven dikenli de sever. Yani Mecnun'u görüyorlar. Yani bir köpeğe çok ilgi gösteriyor. Kınamayın beni diyor. Ben bu köpeği niye çok ilgi gösterdim biliyor musunuz? Bir keresinde Leyla'nın mahallesinde gördüm. Leyla'yı o kadar seviyor ki Leyla'nın mahallesinde gördüğü köpeğe aşırı ilgi gösteriyor. Rabbim, ben seni öyle seviyorum ki bu adamı sen yarattın. Bu sana kulluk ediyor. Peygamberine bağlılık gösteriyor. Yani o halde ben onu da seviyorum. Sen onu yarattığın için ben onu da seviyorum. Allah! Ya bu ne güzel ilaç ya! Bu ne güzel ilaç ya! İşte yüz yıllar boyu bu millet bundan dolayı yaratandan ötürü yaratılanı severim demiş. Böyle inanmış. Evet, eğer Allah'ı seviyorsam Allah'ın kullarını seveceğim. Eğer Allah'ı seviyorsam ölümden de nefret etmeyeceğim. Yani ölümü temenni etmek yok. Ölsem, gitsem deme yok. Ama Allah'ın tayin ettiği zaman gelince Huda davet eder, elhamdülillah. Bu can dosta gider, elhamdülillah. Ne gam bunda bin kez ölürsem anda ölüm olmaz, ölmezem ayrı. Ölümden korkmak demek. Yani. Evet.
temenni etmek yok. Ama Allah'ın tayin ettiği zaman gelince onu sevgiliye kavuşma olarak algılamak lazım. Evet, Allah'ın sevgili kulu olduğumuzu evet. nasıl anlarız dedi. Ya. Nasıl test ederiz diye hocamıza sorduk. Notlar aldım ben de. Allah'ı seven ona itaat eder dedi. Demek ya. Ki namazımız olacak, orucumuz olacak, ya. Kurbanımız olacak, haccımız, başörtüm olacak, kadınsam başörtüm olacak, tesettür olacak. Benim Rabbim İtaat öyle. Şart yani sevgide. Bizde Muhsin Bey, hani bizim Kayseri'de böyle bir söz var. Sevgilim Erciyes'ten kar istese gider de getiririm. Sevgilimin ya. Canı kar mı istedi? Ya. Gider Erciyes dağından karı alır gelirim. Benim Rabbim bana neyi emrediyorsa o, bana bu kadar nimet vermiş. Yerler, gökler, dağlar, denizler, bitkiler, hayvanlar hep benim hizmetime verilmiş yahu. Öyleyse ben nasıl ona kulluk etmem? Emrin başım üzerine ya Rabbi nasıl demem? Evet, evet sözde Allah'ı seviyorum demekle de, olmuyor, olmuyor demek ki. Bu iş, evet. O itaat şart oluyor. Onu anmak, zikretmek, fikretmek de şartlardan birisi ve yarattıklarını sevmek de öyle yine ya. Kendimizi evet. test edelim bunlarla ilgili diyor hocamız. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.